Sevgili seyirciler, Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda Ampute Futbol Süper Ligi'nden bahsetmek istiyoruz. Biliyorsunuz lige uzun bir ara verilmişti. Takımlar bu hafta sonu oynayacakları mücadelelerle Süper Lig'e bir başlangıç yapacaklar. Biz de bu hafta Süper Lig'in son şampiyonu Alves Kablo'nun antrenmanındaydık. Bakalım Süper Lig'e nasıl hazırlanmışlar, hep birlikte izleyelim. Biz yaklaşık 2,5 aydır antrenmanlarımızı başlatmış bulunuyoruz zaten. Bu sene bizim için özellikle zor bir sezon olacak. Hem ligimiz var, hem ilk defa düzenlenecek olan Türkiye Kupası şampiyonuyla lig şampiyonunun Süper Kupa mücadelesi var. Türkiye Kupası var. Aynı zamanda ülkemizi temsil edeceğimiz bir Avrupa arenası Şampiyonlar Ligi var. İnşallah Kahraman Kazan Belediyesi ile birlikte Alves Kablo ortaklığıyla bir Şampiyonlar Ligi organizasyonu planlıyoruz bulunduğumuz statta. Bu sene bizim için zorlu ve uzun bir maraton olacak. Erken başlamamız gerekiyordu. Sporcularımızı erken getirip biraz sezonu erken açtık. Takımın durumu da şimdilik çok iyi. Biraz sakatlıklarımız var ama inşallah bunu sezon ortasında eksiklerimizi giderip 4 kupada birden iddialıyız. İnşallah 4 kupaya da talip olup şampiyon olmak istiyoruz. Bir jenerasyon yakaladı milli takımımız. Biliyorsunuz 2017'den sonraki jenerasyon hem dünyada hem Avrupa arenasında üst üste şampiyonluklarla ses getiren bir milli takım oldu. Evet, daha öncesinde her zaman kürsüz olan bir milli takımdık ama üçüncülükle yetiniyorduk. 2017 jenerasyonundan sonra hep şampiyonluk, işte 3 defa Avrupa şampiyonluğu, bir defa dünya şampiyonluğu gibi Uluslar Ligi şampiyonluğumuz var. Bir tek sorunumuz alttan yetişen oyuncu sayısının azlığı. Hem ülke olarak hem camia olarak malum bir deprem yaşadık. Üzücü bir deprem yaşadık. Orada çok büyük amputasyon sayısı fazla olan insan, vatandaşımız var. İnşallah onları aramıza kazandırabilirsek, altyapıdan oyuncular kardeşlerimizi yetiştirebilirsek, milli takımımızın hedeflerinden şaşmadan, milli takımımızın kalibresini değiştirmeden aynı jenerasyon ve ekiple şampiyon olmaya devam edecektir. Dünyada Türkiye hem liglerde hem milli takım seviyesinde bir numara derken sadece lafta kalmamalı. Genç oyunculara yatırım yapıp ampute futbolumuzu daha ileriye taşımamız gerekiyor. Ya tabii bu benim şahsi fikrim. Evet, oyuncular var içinde. Çok kaliteli oyuncular da var. Çok güzel yerlere gelecek oyuncu var. 2-3 tane oyuncumuz çok iyi ama inanın bu kadar kalabalık olduğunu düşündüğümüz bir camiada A milli takım seviyesinde hizmet edecek oradaki oyuncu sayısı 2 ya da 3'tür. Daha fazla oyuncu olması lazım. Bu bizim kulüplerimizin de biraz eksikliği. Maalesef ki kulüplerimiz antrenmanlarını 5-6 oyuncuyla yapmak zorunda kalıyor. 10 oyuncuyla yapmak zorunda kalıyor. Kulüplerimizin lisanslı oyuncusunun sayısının da fazla olması lazım. Sadece genç olarak bahsetmiyoruz. Artık biz ampute futbol olarak mini bir Türkiye Futbol Federasyonu gibi yönetiliyor. Onların yaptıklarını yapıyor. UEFA'nın söylediklerini dinliyor. FIFA'nın onayladıklarını yapıyor olmamız lazım. Dolayısıyla da Süper Lig seviyesinde herkes nasıl alt yaş bulundurma zorunluluğu taşıyorsa takımlar, kadrolarında 18 yaş altı altyapıdan yetiştirmiş oyuncular bulundurmak zorundaysa ampute futbolda da bu zorunluluk getirilmeli. Herkesin kadrosunda friz lisanslanmış 18 yaş altı, artık kısıtlamalar federasyonumuz tarafından belirlenebilir, bir oyuncu bulundurma zorunluluğu getirilmeli. Çünkü biliyorsunuz ki bizde U18, U19 genç takımlar, öyle bir yapılanmamız yok. Alt yaş kategorisi, altyapı organizasyonumuz maalesef ki yok. Bunları sadece A takım içinde değerlendirebiliriz. Bunun için de bu kararların alınıp zorunlu hale getirilmesi lazım. Bu biraz ikili ilişkilerle biraz da sosyal amaçlı bakılan bir projeydi ilk başta. Ama kulüp başkanımız Hikmet Bey ve Deniz Bey organizasyonun içi girinde artık biz bunu yapıyorsak yeni şekilde yapmalıyız diye düşündüler. Nitekim de 3 yıl gibi kısa bir sürede ilk yılımız ikinci yılımızı şampiyon ve Süper Kupa, Türkiye Kupası şampiyon olarak bitirdik.
destek verdikçe onlar aslında camianın neler yapabileceğini, milli takıma giden oyuncuların nasıl gururlandığını görüyorlar. Öylelikle de destek artmış oluyor. Sadece ligde biliyorsunuz özel sponsor olan tek kulüplerden bir tanesiyiz. Belki de tekizdir, bilmiyorum. Diğer kulüplerimizin %80-90'ı kurum ve belediyeler tarafından destekleniyor. Sponsorların çoğalması lazım. Aslında belediyelerin daha fazla destek vermesi lazım. Lig içinde görüyorum 2 tane 3 tane belediye takımlarının ligden çekildiğini. Aslında belediyelerin engelli vatandaşlara sağlayacağı en büyük imkanlardan birisi bu. Çünkü siz de yıllardır bizlerle berabersiniz. Ampute futbol engellerin unutulduğu, engellerle dalga geçildiği, artık sosyal hayatın kazanıldığı bir yer oldu. Belediyelerin en büyük projesi engeller alanında spora yatırım yapmak, engelli sporlarına yatırım yapmak. Bizim şirketimiz de sağ olsun bunu ön plana aldı. Her zaman da bizim yanımızda oldular. Başarıları da onların fazla destek vermesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ara verdim, Mart'ta ara verdik. Ondan sonra zaten milli takım kamplarımız vardı. Haziran'da Avrupa Şampiyonası için milli takım kamplarımız oldu. Bir 4-5 aylık süreci öyle geçirdik. Haziran'dan sonra da 1-1,5 aylık bir tatil sürecimiz oldu kendimizin bireysel. Ağustos'un başında da antrenmanlarımıza tekrar başladık takım halinde. Ağustos'un başından beri de liglerimize hazırlanıyoruz. Yani yeni sezon her zaman yeni bir heyecan, yeni bir başlangıç oluyor bizim için. Yeni hedefler de oluyor. Bu sene ilk defa düzenlenecek Türkiye Süper Kupası var. Ona katılacağız. Takım halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Türkiye Kupası var, lig var. 4 tane kupayla bitirme şansımız var. Bir senede alınacak 4 tane kupa var. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bütün kupalara da talibiz. Ya orada kalmak için her zaman kendimizi hazır tutmamız lazım. Takım halinde, sporcular halinde, teknik ekip halinde. Oralara çıkmak çünkü kolay olmuyor, zor oluyor. Oraya çıktıktan sonra orada kalmak daha da zor oluyor. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah orada sürekli olarak kalıcı olacağız. Dünyadaki en iyi altyapılardan birisi genç oyuncular olarak biz de. Onlar da bizim geleceğimiz, dediğiniz gibi Balkan Kupası'na gittiler, şampiyon oldular. Hepsini de buradan tekrardan tebrik ediyorum. Zaten yeni bir jenerasyon da gerekiyor aslında. Bir jenerasyon devri sona eriyor. Onlar bizim için çok önemli. Orada da çok önemli yetenekli kardeşlerimiz var. İnşallah bizi zorlarlar, bizi de geçerler. En büyük şampiyonluk adayı biziz. Birkaç rakibimiz var tabii ama biz her zaman kendimize bakıyoruz. Biz iyi olduğumuz sürece bizi çok fazla zorlayabilecek kimseyi de görmüyoruz. 18 yaşındayım, üniversite okuyorum. Ayrıyetten de burada oynuyorum. Elimden geldiğince. Zaten ilk senem olduğu için çok fazla bir deneyimim yoktu. Antrenmanlarla, işte hocalarımın teknik taktikleriyle biraz daha ilerlemeye çalıştım. Evet, sezon başlıyor. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İyi bir sezon geçireceğimizi de düşünüyorum. Görev verilebileceğini düşünüyorum. Eğer verilirse de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Biz her zaman kendimize profesyonel olarak bakıyoruz. Özellikle milli takım sporcusuysan ya verilen arada tabii ki bireysel olarak çalışıyorsun, evet, ama takımla çalışmak tamamen farklı. Yani bu kadar aranın uzun olması hem bizim için sporcu sağlığına iyi değil. Yani çünkü futbol oynamaya, maç oynamaya alışmış olan bir vücut anatomisini 2 ay gibi, 3 ay gibi bir arayla bozuluyor tabii. Temennimiz inşallah araların bu kadar uzun olması değil de daha kısa sürelerde yapılması bizim için daha iyi olur. Tabii ki sıkılıyoruz biz de. 2017'den sonra iyi bir çıkış yakaladık. Bu da genç jenerasyonumuzla oldu. Yani genç çıkan oyuncularımızla birlikte geldi. Aynı şekilde bizler de yaşlanıyoruz. Yani 2017, bugün baktığımız zaman 2025'e gireceğiz. 7-8 sene daha geçmiş oluyor üstünden. Alttan gençlerimizin çıkması lazım. Daha çok fedakarlık gösterilmesi lazım. Milli takıma faydalı olabilmesi için hem kendi adına faydalı olunabilmesi için. O yüzden altyapıya önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten yetenekli olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. İnşallah yolları, bahtları açık olur. Gururlanıyoruz tabii biz de izlerken. Yani çünkü niye bizden sonra da birilerinin yine teslim alması lazım. Tabii şimdi bırakmayacağız ama yani sonuçta bu gerçekleşecek. Zamanında nasıl olduysa şimdi de o şekilde olacak. İzledim, maçları da izledim, takip ettim. Takımımızı gençlerin başarılı buluyorum. İnşallah bizlerin başarısını devam ettireceklerine şüphem yok. Geçen yılın şampiyon olarak giriyoruz tekrardan lige. Güçlü bir kadromuz var, güçlü bir ekibimiz var. İnşallah tekrardan şampiyonluğu hedefliyoruz. Süper Lig'de bizim için Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa gibi 3-4 tane kupa final niteliğinde maçlarımız olacak. Tabii ki önceliğini her zaman başlayacağın
lige veriyorsun. İlk maçımız Konya. İyi hazırlandık. Yani bizi bu arayı tabii ki boş geçirmedik. Biz Ağustos'tan beri, yani bizim verdiğimiz ara 1,5 ay gibi bir araydı. Ağustos'tan beri bizim antrenmanlarımıza devam ediyor. Takım olarak da güçlüyüz. İnşallah ligi iyi başlayıp iyi bitireceğiz. Tabii ki Alves Kavla'da oynadığım için, ekibimize de güvendiğim için kendimizi yine birincilik kürsüsünde yeni kadro yapısıyla yani gerçekleştirilmiş olduğu iyi transferleri var. Cidden büyük transferler. İkinci sırada Trabzon'u, üçüncü sırada Şahin Bey şeklinde ilk üçü bu şekilde görüyorum. Ben Huday Kulov Kudrat, Uzbekistan milli takım oyuncusuyum. İşte bu sene Alves Kablo yeni transfer oldum. İyi çalışıyoruz. Bu lig olarak, işte kupa olarak, Şampiyon Ligi olarak inşallah bu sene daha iyisine ben kendimi hısam ediyorum. Türkiye'de lig, birinci lig, süper lig, ikinci lig yetişen gençler takımı var. Onun yüzünden misal Türkiye Ligi'nde aynı profesyonel gibi her hafta maç oluyor. Pazar günleri, cumartesi maçtan çıkıyoruz pazar günü. Bunun üzerinden ben eskiden 15 yıldır Türkiye'de oynuyorum. İşte Türkiye'de kaldım artık. En çok Türkiye'de neyi seviyorsun? Türkiye'de sevdiğim çayını seviyorum. Çay, aynen öyle. İşte çayını seviyorum. Tatlısını seviyorum. Zaten biz Özbek olarak Müslüman Türkiye iyi anlaşıyoruz. Yemeğimiz aynı. Her şey öyle bir sıkıntı yaşamadım. Bunu Allah bilir. Ama biz çalışıyoruz şampiyon olması için. İşte bir şey diyemem ya ama şey var, Şahin Bey var, Trabzon var, Pendik var, orada işte nasip. Alves Kablo takımına tekrardan bu yıl geri döndüm. Geçen sene Kayseri Spor'a kiralık olarak gitmiştim. Yaklaşık 2 aydır çok sıkı bir şekilde antrenmanlara başladık. Bu hafta sonunda Konya Spor'la ilgi açacağız inşallah. Hedefimiz önce lig şampiyonluğu, daha sonrasında Mayıs'ta olacak olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Yani en büyük hedefimiz aslında Şampiyonlar Ligi. Ama önce ligi şampiyon olmalıyız. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olacağımıza inanıyorum tüm takıma. Çünkü gerçekten iddialı bir takımız. Bu sene aramıza katılan 2-3 tane iyi transferler oldu. İnşallah bu yolda emin adımlarla ilerleriz. Bu yolda da bizi yalnız bırakmayan TRT Spor'a çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular. İnşallah Şampiyonlar Ligi ve ilk şampiyonluğu da yanımızda olmaya devam ederler. Gönlümden geçen tabii ki her zaman biz şampiyon olalım istiyorum Cem abi. Çünkü hedefimiz hep bu oldu. Hani yıllardan beri 10 yıldır amatör futbolun içindeyim. Yani hep şampiyonluk hedefimdi. İnşallah biz birinci oluruz. İkinci artık onlar karar versinler Cem abi. Fransa'dan geldiğimizde Haziran 10 gibi falan da Avrupa Şampiyonası'ndan. Kabinde de Rami Hoca'nın direktifleri doğrultusunda Ağustos 15'te biz toplanmaya başladık. Ağustos 15 itibariyle çalışmalarımızı takım haline başladık ama ondan öncesinde tabii ki biz artık bu işi profesyonel olarak yaptığımız için o tarihten yaklaşık 20-25 gün önce de bireysel antrenmanlarımıza başlamıştık. Ligi hazır olalım diye kuvvet dayanıklılık antrenmanlarımızı yapmıştık. Şu anda da takım çok iyi seviyede. Bir iki sakatlığımız vardı. Onlar da geçti. Muhsin Afrika Kupası'na sakatlanmıştı. Yaklaşık 4 aydır top oynayamıyordu. O da şu an takıma katıldı. Muhammed sakattı. O da takıma katıldı. Eksiğimiz kalmadı. Bu sene tabii 4 kulvarda birden mücadele edeceğiz Cem abi. Süper Kupa, Türkiye Kupası, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi var. Hepsinde iddialı olmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımıza eksiksiz şekilde devam ediyoruz. 2017'de gelen Avrupa Şampiyonluğundan sonra milli takım hep zirvede yer aldı. 3 kere üst üste Avrupa Şampiyonluğu ve bir Dünya Şampiyonluğu. Önümüzdeki süreçte de 2026'da yine bir Dünya Kupası var. Tabii orada tekrar zirvede kalmamız gerekiyor. Onun için mücadele etmemiz gerekiyor. Çok iyi bir bizim jenerasyonumuz var. Genç ve kaliteli bir takımımız var. Tabii içinde tecrübeli arkadaşlar da var. Milli takımda takımın en yaşlısı bendim zaten. 2026'da da takımın zirvede kalacağına ben yürekten inanıyorum. Dediğim gibi çok tecrübeli ve çok yetenekli arkadaşlarımız var. Onların sayesinde o jenerasyonu kullanarak da 2026'da da tekrar ülkemize dünya şampiyonluğunu getireceğimize inanıyorum. Ampute'de altyapı, evet, Balkan Kupası'nda şampiyon oldu. Orada da çok iyi arkadaşlarımız var. Yani onlar da daha önce milli takım görmüş kardeşlerimiz var. Kamplara geliyorlardı. Onlar da katıldıkları turnuvada şampiyonluk yaşadılar. Onları da tekrar tebrik ediyorum. Onlar da bırakmadan, yılmadan, pes etmeden çalışmaları gerekiyor. Ömer abileri gibi, Muhammed abileri gibi. İşte dünyanın en iyi oyuncularından birisi Ömer Güleryüz. Belki de en iyisi. Yine Rami Özcan çok tecrübeli. Tabii Şeymuz gibi. Onlara örnek almaları gerekiyor. Biz de tabii
tam profesyonel olmadığımız için arkadaşlarımız bazen böyle çok genç yaşta başarı elde ettiğinde bir şımarıklık oluyor. Asla o konulara girmemeleri lazım. O konulara girmediği sürece başarı zaten kendiliğinden gelir Cemal abi. Gönlümden geçen ilk 3 Süper Lig'de. Alves Kablo, Şahin Bey, Trabzon. 3 aydır antrenmanlarımıza devam ettik. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız. Geçmişe baktığımıza kadar şu anki durumda bayağı güçlü takımlar var yani. Dediğiniz gibi maddiyat anlamında iyi oyunculara sahip olan kulüpler yani açık ara farkla götürüyor ligi. Onun için yani bizim de şu an çok kaliteli oyunculara sahibiz. Çok iyi oyunculara var, milli takım oyunculara var. Diğer ülkelerin de milli takım oyuncuları var. Ve bize destek olan kulüp başkanımızın da çok çok emeği var, desteği var. Altyapıya milli takım açısından iyi bir jenerasyon götürüyor bence milli takımı. 2017, 2018, 2021, 2022, 2024 çok iyi başarılar elde ettik. Kupalarla döndük bu başarıya. Onun için ya hocalarımızdan Allah razı olsun altyapıya, genç oyunculara önem veriyorlar. Onun için de Türkiye milli takımı götürüyor yani. Bazı maddiyet anlamında biraz daha destek vermesi lazım. Devletimiz bayağı bir destek vermesi lazım. Yani inşallah Ampute Futbol geriye gitmez de hep ileride ve zirvede kalır. Onun için tek isteğimiz sponsor anlamında biraz daha destek ve devletimizin bünyesi altında kalabilmek. Bireysel olarak da bireysel antrenmanlarımızı bırakmadık. Milli takımdan gelmiştik zaten. Bir yorgunluğumuz vardı. Önce o yorgunluğumuzu atıp daha sonra bireysel antrenmanlara başladık. Daha o sürecin sonunda yaklaşık 1,5 aydan fazladır da takım antrenmanları başladı. Yoğun bir yükleme dönemiydi kuvvet ve kondisyon anlamında. Sezon başını iyi geçirdiğimize inanıyorum. Bu sene de hedefimizin şampiyonluk olması, bizden beklentilerin yüksek olması sebebiyle bu bilinçle çalıştık. Bizden beklentilerin her zaman yüksek olması aslında bizi biraz da motive ediyor. Çünkü sahaya her çıktığımızda biz artık zoru kolay gösterdiğimiz için insanlar alıştı yani. Biz zoru kolaya çeviriyoruz. Yani işin aslında biraz bu konuda muzdaribim de. Artık insanlara kazandığımız başarılar sıradan gelmeye başladı ama işin zor olduğu bir gerçek. O zoru kolaya çeviren bizleriz. Onu kolaya çevirmek de sahada geçiyor. Biz de sahada çalışıyoruz. Mücadelemizi veriyoruz. Bu saha maç müsabaka sonuçlarına da yansıyor. Bu sezon yine Şampiyonlar Ligi var. Biliyorsunuz Alves kablo olarak ilk defa katılacağız. Şahsım olarak 3. kez kupaya talibim. Şükür bugüne kadar gidip de almadığım olmadı. Allah yine nasip ederse 3. kez almayı nasip istiyoruz. Kendi adıma, takımımız adına da ilk defa bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu getirip ülkemizde düzenlenecek, hem Kazan'da burada düzenlenecek Alves Kablo ve Kazan Belediyesi'nin ortak bir projesiyle bizim için güzel bir süreç, heyecanlı bir süreç, çalışmalara devam. Bir kere bu bir takım işi dediğiniz gibi yönetiminden sporcusuna hatta malzemecisine kadar giden bir serüven. Birincisi yerli sporcunun bulunması lazım. Önce rehabilite amaçlı başlıyoruz biz bu işe ama daha sonra profesyonelleşiyoruz. Bu konuda yerel yönetimlerin ve özel şirketlerin buradaki güzelliğin içine katılması lazım. Ampute Futbol çok özel ve güzel bir yer. Buraya katılabilmesi lazım. Çünkü maalesef şu an birçok şey maddiyata dayanıyor. Sporcu yetiştirebilmek de bir maliyet. Ülkemizin bu alanda çok çok başarılı olması ve bunu devam ettirebilmesi için her yerde olduğu gibi buraya da bir yatırım yapılması gerekiyor. Alves Kablo da bu konuda bize bir yatırım yapıyor. Biz de genç yetiştirmeye çalışıyoruz. Var 10 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında çocuklarımız var. Onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunu tabana yaymak lazım. Diğer kulüplerimize de yaymak lazım. Federasyonumuzun bunu desteklemesi lazım. Spor Bakanlığımız zaten destek oluyor ama ayrıyeten yapılabilecek projelerle bunu genişletebilmek lazım. Birçok birleşeni bir araya getirebilmek lazım. Buna da öncülük edecek liderler lazım. Tabii ki Alves Kablo şampiyon. Vallahi her sene listenin 8. 9. sırasına İzmir'i yazıyorum ben. Erdi benim çok yakın arkadaşımdır İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kalecisi. Her sene diyorum ki ona siz 7-8 bitirirsiniz, her sene 3. bitiriyorlar. Ben 3'e onları bir banka yazdım. 2 de ya Şahin Bey olur ya da işin açıkçası Trabzon takımı da güzel bir birliktelik oluşturduğu görünüyor dışarıdan. Onlar olabilir. Trabzon, Şahin Bey ikincilik için, üçüncülük için Banko İzmir. Şampiyonluk biz. Öyle devam ederiz. Alves Kablo şimdi
Geçen sene ligi aldık. Bu sene de iyi kadromuz var. İnşallah düşünüyoruz bu sene de aynı şeyi yapmayız. Umut Ünlü gayretini sürdürüyor. Salonda büyük alkış sesleri. Umut Ünlü altın madalyayı kazanıyor. Umut Ünlü altın madalyayı kazanıyor. Harika bir mücadele oldu. Umut'un iki tane altın madalya alması nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü sen de eski bir yüzücüsün. Nasıl değerlendiriyorsun? Paralimpik oyunları gerçekten çok zevkliydi. Ülkemizde gerçekten bir sporcular, engelli sporculara bir hizmet tanınıyor ve onların kendini ifade etmesi için bir olanak tanınıyor. Ben de milli sporcuyum, yüzme milli takım sporcusuyum. Uzun yıllar yüzdüm. Gerçekten yüzme branşında derece yapmak çok zor bir başarı. Yani ülkemizde bunu başarmış olması gerçekten gurur verici bir şey. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Umarım ülkemizi her zaman şampiyonluk temsil eder. Sezon bittikten sonra şampiyonluk kupalarımız ile çokça sevindik. Onları kutladık. Hikmet Başkanımızın katkısı sayesinde bize çok yardımcı oldu her konuda. Kısa bir tatil sonrası milli takım şampiyonası gerçekleşti ve biz çalışmalarımıza başladık. Şu an hazır bir şekilde devam ediyoruz. Önümüzde 3 tane kupa var. Onları almak istiyoruz. Bu konuda çalışıyoruz. Gönlünden geçen ilk 3 sırayı istiyorum. Lig sıralaması mı? Alves kablo, Alves kablo, Alves kablo. yani futbol bu. Her zaman sonuçlar değişebiliyor. Sıralama her zaman değişir. Bir takıma ikinci, üçüncü şampiyon demem biraz çok doğru olmaz ama sadece şampiyonu söylemem yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Alves kablo şampiyon olur. Diğerleri sıralamayı belirler. Evet, futbolcularımızın görüşleri böyleydi. Lige böyle hazırlandılar. Umutları böyleydi. Dilerseniz programımızın son bölümünde Federasyon Başkanlığı'na yeniden seçilen Alparslan Erkoç'a mikrofonlarımızı uzatalım. Bakalım o yeni sezonla ilgili neler söyleyecek? Seçim yorucu bir süreçti tabii ki. 3 ay kala ülkemizde federasyonlarda bir seçim süreci başlıyor. Bu süreç bizde de başladı. 3 aylık heyecan dolu, yani böyle mutluluk dolu. İkisi bir arada gibi, yani mutluluk ve heyecanla beraber, delegelerimizle beraber, kulüp başkanlarımızla beraber güzel bir seçim süreci atlattık. Öncelikle ben delegelerime çok teşekkür ediyorum. Tek aday çıkmamızda yanımızda durmalarıyla beraber büyük destek oldular. O gün seçim günü de çok mütevazi, güzel bir seçim oldu. Artık delegeler bir dönem daha bize güvendi. İnşallah nasip olursa devletimizin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın biz engellilere, Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığında başladığından beri o günden bugüne engelli toplumuna çok büyük destekleri var. Allah onu başımızdan, ülkenin başından eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açmış olduğu kapıları, kapılardan dolayı, desteklerinden dolayı milyonlarca kez şükran edip zaten devletimizin vermiş olduğu destek ve Sayın Spor Bakanımızın, Osman Aşkın Bak Bey'in, Sayın Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerli Kaya'nın vermiş olduğu desteklerle Spor Bakanlığımızın elhamdülillah yani güzel bir 4 sene geçirmenin, hizmet etmenin artık yolu başladı. Allah mahcup etmesin kimseye. Ampute futbol branşını gerçekten yönetmek çok zor. Neden dolayı çok zor? İşin zorluğundan dolayı değil. Ampute futbolumuz, milli takımımız evrende şu anda bir dünya şampiyonu bizden başka yok. 3 defa üst üste olmuş bir Avrupa şampiyonu takımımız yok. Ve ardından 2 sene sonra 2026 yılında dünya şampiyonası var. Tabii o başarıyı çıtada tutmak çok zor. Gece gündüz çalışmamızdan geçiyor bu iş. Biz seçildiğimiz ilk günün 3-4 ayından sonra ampute futbolda neler yapabiliriz, neler edebiliriz? Hemen çalışmalar var. Çünkü en değerli branşımız ampute futboldu zaten. Çünkü çok başarılı bir branştı. Bu başarıyı çıtasında tutmak lazımdı ve üste çıkartmamız lazım. Bu sebepten dolayı tek branş kalması, inanın bütün branşlar kalsaydı, örneğin ampute gitseydi bu kadar büyük bir heyecan belki zor olmaz. Çünkü çok başarılı bir branş kaldı elimizde. Onu da şükür kazasız belasız bu sene Avrupa şampiyonu olduk. Yine tabii bu iş desteklerle yürüyor. Gerçekten bizim federasyonumuzda Spor Bakanlığımız çok büyük destekler veriyor. Hep yanımızda. Yani bir telefon kadar uzaktalar. Her konuda yanımızda olduklarından dolayı bir de bu desteği boşa çıkartmamak lazım. İnşallah yani tek branşın 2026'da dünya şampiyonu olma yolunda yürüyeceğiz. Tabii bu yolda da bize sponsorluk konusunda destek olan tüm sponsorlarımıza, bize gönül veren herkese de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah 2026'da
dünya şampiyonu 2028'de de Avrupa şampiyonunu alıp taşlandırmak istiyoruz. Yani tek branşta bizi yine gece gündüz çalışmamıza engel olmuyor. Aynı heyecanla çalışıyoruz. Sadece iş bölünmesi fazlaydı. Şimdi işi 10 kişiye böleceğimize yine 10 kişiye bölüp ama daha çok sarıldık. Gayet ılımlı, güzel gidiyor. Şimdi biz ampute futbola da çok değer veriyoruz. Bundan 1,5 ay önce ilk defa federasyon tarihimizde 78 tane çocuğumuzu milli takım kampına aldık, gençlerimizin hepsini taramasını yaptık ve bu taramalar devam edecek. Biz altyapıya çok önem veren bir federasyon olma yolunda hızlı adımlarla gidiyoruz. İnşallah da böyle gideceğiz. Altyapıda milli takımımıza oyuncular yetiştirip, altyapıdaki çocuklarımızı taramalar yapıp, evinden dışarıya çıkamayan ampute çocuklarımızı, depremden ampute kalmış gençlerimizi, inşallah bunlar altyapı için çalışmalarımız var. Öyle bir taramayla yürüyeceğiz yolumuza. Altyapıya büyük bir önemimiz var. Süper Ligimiz zaten bugün Şahinbey Belediyesi olsun, Pendik Belediyemiz olsun, Gebze Belediyemiz olsun, epey 12 takımdan oluşan güçlü birlik. Ve bu sene de inşallah yine kırana birlik olacak. İnşallah Süper Lig'in şampiyonunu şimdilikten merak ediyorum. Ve mesela biz Süper Lig'e daha çok kalite getirmeye çalıştık, maç sayımız fazlalaşsın diye. Mesela bugüne kadar tarihinde ampute'nin Türkiye Kupası bir yerde toplanılıyordu. Orada oynanıyordu. Şimdi biz ve 6 takım katılıyordu. Biz bu sene 25 takımı paydaş yaptık. Eleme usulüyle oynatacağız ve bu sporumuzun gelişmesinde de sporcularımızın ve ampute'ye daha güzel bir soluk getirecek. Öyle de bir başlatma yaptık. Çalışma yaptık. Bu sene start verecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ligimiz başlıyor. Ben de buradan bizi eğiten, bilgi veren, topluma kazandıran öğretmenlerimizin de büyüklerimizin, büyük öğretmenlerimizin elinden, küçüklerin de yanaklarından öperiz. Öğretmenler Günü bu vesileyle kutlamış olayım. 24 Kasım'da başlayacak. Ondan sonraki bir hafta süreçten sonra 1. Ligimiz başlayacak. Orada da 10 tane takımımız mevcut. Ondan sonra da 2. Ligimiz başlayacak. Orada da 10 tane takımımız mevcut. Yani güzel kaliteli bir lig bitireceğiz. Hayırlısı Allah'tan diyoruz. Ben TRT'ye başta buradan TRT'nin genel müdürüne, tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Ampute Futbol zaten TRT ile de bir bağ kurdu, paydaş oldu. Yıllardır ligimizi canlı veriyorsunuz. Biz bu konudan dolayı tüm TRT çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir süreçti. Ampute Futbolumuzun tanıtımında bugün TRT zaten bizim bir numaramız. Yani ülkemizin kanalı, ampute'nin de yanında diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.